Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şimdi piyasalar kapandı. VIO başlamadan bir video çekeyim dedim. Çünkü ondan sonra 11'e kadar kaput oluyoruz. 11'den sonra da abi çok geç oldu diyen oluyor. Bu arada hakikaten canlı yayınlardaki ilginiz, alakanız, videoları paylaşmanız, videolara yorum yazmanız, videoları WhatsApp'tan arkadaşlarınızla paylaşmanız, yeni yeni kardeşlerimizin araya gelmesi çok bizi mutlu ediyor. Gerçekten biz de o keyifle devamlı, özellikle şu hareketli piyasalarda mümkün oldukça iş işten geçtikten sonra değil, olurken veya ters zamanlarda devamlı bir şekilde piyasada gördüklerimizi anlatmaya çalışarak veya sizlere objektif anlamda piyasalarda ne olduğunu göstermeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Şimdi bu videoda mümkün olduğunca dünyada bu aşı haberinden sonra dün altındaki sert satışlar, zaten akşam canlı yayında bayağı bir konuştuk nerelerden dönebileceğini. Allah'a şükür yaptığımız yorumlarda da çok fazla bir yanılma payımız olmadı. Burada şöyle şeyler oluyor Twitter tarafında falan. Bu arada Twitter tarafında arkadaşlar artık günün oyun planını veriyorum. Before the news tarafında gösteririm birazdan. Oradan takip edin. Çünkü gün içindeki grafikleri oradan paylaşıp size de bir yol haritası gibi izleyebilirsiniz. Twitter tarafında bazı arkadaşlarımız teşekkür ediyor. Yani abi sabah akşam uğraşıyorsun diye. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani biz her zaman %100 bilemeyiz. Bizler de yanılabiliriz. Burada önemli olan samimi, dürüst bir şekilde size sadece olanı aksatmaya çalışmak. Bir şey eklemiyoruz. Kendi diğerlerimizden bir yerlerimizden bir şey uydurmuyoruz. Piyasayı takip ediyoruz. İşte zaten teknik analizin önemi de bu. Teknik analize doğru bakarsanız size fiyat zaten söyler neler olduğunu. Ama siz onun üzerine bir şeyler eklerseniz yanılgı payınız çok büyük olur. O yüzden Allah'a şükür çok fazla yanılmıyoruz. Bir de hakikaten çalışıyoruz, emek veriyoruz. Çünkü hani bunu video çekmek için değil, biz zaten hayatımızı böyle kazanıyoruz. Çok güzel yazılar oluyor Twitter tarafında, YouTube tarafında. Çok çok ben de teşekkür ediyorum. Çünkü insan bir emek verdiği zaman, karşı taraftan da güzel bir teşekkür aldığınız zaman, Allah razı olsun kelimesini duyunca, bundan daha büyük bir keyif hakikaten arkadaşlar yok. Şimdi piyasaların hepsini bir tek tek göstereceğim. Şimdi bir şöyle bir hepsine bir bakın. Ne olmuş bugün dünyada? ABD 10 yıllıklarından başlayacağız. Dünya borsalarından başlayacağız. Dünyada aşı haberleri nasıl karşılanmış ona bakacağız. Oradan gideceğiz. Şimdi dolar endekslerinde şurada 92,50'lerde bir çift dip yapıyor demiştik. Mesela 20 günlük ortalamanın üzerinde hareket hızlanır mı demiştik. Hızlanmadı. Yani biraz nazlandı. Ama ABD 10 yıllıklar özellikle 2 günden beri olumlu seyrini devam ettiriyor. Yani faizler 0,50'den 0,70'lere çıktı. Bu olumlu bir şey. Zaten burada yan tarafta baktığınız zaman dünya borsaları, yani S&P ABD endeksi dün kar satışından sonra tekrar kafayı bugün kaldırdı. Önemliydi. 10 yıllıklar yükseliyor. Yani yurt dışı taraftaki olumlu hava devam ediyor. Şimdi peki içeride özellikle şöyle bir altına bakalım dolardan önce. Şimdi altında dün konuştuğumuz nokta, hatırlarsanız dün çizdiğimiz yer burasıydı. Ve tam çıkış trend desteğinden tepki aldı. Ve hani ne konuşmuştuk? Arkadaşlar 5 günlük ortalamanın çok uzağındayız. Çok sert bir satış geldi. Dalgalanmalar olacaktır. Hani profesyonel olanlar katılabilir ama amatör olanlar uzak durmaya çalışsın. Çok dalgalı bir piyasa olacak demiştik. 863'lere değdikten sonra sert bir şekilde yukarı aldı. Şimdi 20 günlük ortalamanın altındayız. Bu şu anda olan bir tepki. Şimdi burada şu 20 günlük ortalama, yani 1968-1970'li bölümlerin üzerine çıkmak biraz zor olabilir. Buralarda biraz böyle grafiği doldurmaya çalışabilir. Yan tarafta hemen 15 dakikalık analizimize geçtiğimiz zaman 1863'lerden başlayan bugünkü sabahki açılıştaki rally tepki 1921 ve 1948 arasında şöyle bir yatay banda oturdu. Dolayısıyla bu akşam ve yarın için takip edeceğimiz noktalar 1948 ve 1921. Dediğim gibi burada tekrardan bir aşağı doğru hafif bir düzeltme gelebilir. Buradan tekrar kaldırmaya çalışabilir. Bugün iyi bir tepki yaptı.
1948'in üzerinde biraz zorlandı. Dolayısıyla bu akşam biraz bu bölgede gezebiliriz gibi. 21'in altında biraz dikkat, biraz bir aşağı sarkma olabilir. Ama sanki grafik 1948-1921 arası gezeceğiz gibi. Yukarı doğru devam edersek, 48'i kırarsak, şuradaki hareket sahasını yukarı koymak isteyebilir. O da aşağı yukarı şöyle bir bakarsak. Yani 1975'li seviyeler. Ama hani 1985'ler mesela önemli bir direnç olur. Yukarı doğru hamlelerde 75-85 aralığı artık biraz satıcının geleceği bir bölge olur. Ama şu an itibariyle daha 948 önemli bir direnç olmuş. 5 günlük ortalamaya tepki vermiş ve dünkü düşüşün bir tepkisini yapmış gözüküyoruz. Şimdi içeride dolar TL'ye geçtiğimiz zaman, şimdi bugün dolar TL, şimdi önce bir dünyada ne oldu diye bakalım. Şimdi dünyada daha demin ne demiştik? Dolar endekslerinde bir gevşeme var. Şunu koyalım yana. Buradan Güney Afrika randını bir alalım. Bir tık bize benzer ekonomi. Şimdi dolar endekslerinde bugün bir düşüş varken gevşeme, bakın Güney Afrika randında da bir gevşeme varken, içeride bizdeki dolar TL günü artı kapattı. Bakın. Şimdi biz ne dedik burada? Dolar TL'de şu çıkışın filamasını yapıyoruz ve 20 günlük ortalamayı bekliyoruz. 20 günlük ortalama yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi nerede yapıyoruz? 7.20 ve 7.35 gibi geniş bir bantta bu filamayı yapıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu: bugün için dünyada dolar endeksleri ve Güney Afrika randı gevşerken dolar TL kuvvetli kapattı. Şimdi 7.20 bizim için önemli bir destek noktası oldu artık. Bunun altında 7.10'lar olabilir mi? Olabilir tabii ki, ama bugün aşağı gelmemesi doların önemli bir gelişme. 30 dakikalıklara indiğiniz zaman şurada önemli, biliyorsunuz 7.35 ve 7.38-40 dirençlerimiz var. Yani hep şunu diyoruz ya, dolar TL'de yukarı hareketin tetiklenmesi için 7.35 üzeri bir kapanış görmemiz lazım. Şimdi 7.33'lere kadar bugün geldik. Buradan 7.30'larda kapattık. Şimdi gördüğünüz gibi şu 7.20 desteğimiz devamlı çalışıyor. Burada 7.33'lerden gün hani akşamleyin biraz bir gevşeme olabilir. Dolayısıyla burada bugün dikkat edeceğimiz şey şu: Güney Afrika randı ve dolar gevşerken içerideki doların kuvvetli durması bize bir fikir veriyor. Yani burada fena durmuyor. Çünkü normal şartlarda bizim de 7.20'yi kırıp 7.13'leri test etmemiz lazımdı. Olmadı. Dolayısıyla tabii bu Akdeniz gerginliği, işte hani Yunanistan'la bir gerginlik, ne olacak, ne gidecek, hani birazcık daha sanki gergin bir bekleyiş var. Dolayısıyla dolar TL tarafı da arkadaşlar böyle. Bizim borsalarda tabii ki bir tepki verdi. Şöyle bir Viyop tarafına da bir bakalım. Yurt dışı borsalar olumlu tepki verince özellikle Viyop tarafını yukarı doğru force ettiler. Yani ana kağıtlar yukarı çok fazla gitmese de vadeli kontratlarla piyasayı bir şekilde diri tutmaya çalıştılar. Şimdi dediğim gibi dünkü, özetlersek dünkü aşı olayından sonra, ulan ben de böyle şimdi gözlüksüzdüm, kamera bir daha dönünce gözlükle gelince şey oldu, biraz bir garip oldu. Ha, gözler gitti artık kaput. Yani hani hakikaten 20 senedir devamlı ekran bakmaktan 7-8 tane artık göz möz kalmamış. Geçen gün doktora gittim. Göz muayenesinde bir şey damlatıyorlar böyle. Ulan damlattı adam, dedi ki bir 10 dakika falan, dedi böyle görmeyebilirsiniz falan. Ne 10 dakikası, 2 saat. Yani gözüm hiçbir şey görmedi. Tabii sonra bir baktık, göz bayağı bir ilerlemiş. Bize de böyle gözlüğü taktılar. Neyse, başka şey takmasınlar, gözlüğü taksınlar. Aşı haberinden sonra sert satış altında kendini bir tepkiye bıraktı. Yurt dışı borsalar olumlu, ABD 10 yıllıklar olumlu. Bu aşıyla ilgili dün de söyledim. Bir şekilde piyasa bu aşıyı bulacak. Bir şekilde bu haberler artık servis ediliyorsa arkadaşlar, hani altında artık şöyle düşünün. Belki artık altında o eski zirvelerin görünmeyeceği, daha çok bir düzeltme süreci yaşayacağımız. İşte borsalarda hala bir yukarı doğru inme var. Hani dün bir kar satışı gelmişti haberden sonra. Bugün tekrar toparlandı. Orada zaten hala 20 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Yani ABD borsalarında. Türkiye borsalarına baktığınız zaman da
İte kaka durmaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde VIO'yu sağlam tutuyorlar. İşte bir gün bir yere giriyorlar, bir gün bir yere çıkıyorlar. Hala bir yabancı girişi yok. Ne yazık ki bu şekilde devam ediyoruz. İçerideki dolarda da aslında en önemli şey bugün. Dünyada bütün dolar endeksleri gevşerken, ABD, Güney Afrika dolar paritesi gevşerken içeride dolar TL artı kapattı günü. 7.20'ye önemli bir destek yaptık. Yani 6.80'den kısa vadede yukarı doğru sert giden kurun 7.20'lerde destek yapması bu ortamda çok hoş bir şey değil. Biraz sanki negatif ayrışıyoruz Türkiye olarak. Bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Yani daha önceki yorumları biliyorsunuz zaten. Hani genelde işte yabancının son 3 ayda bankacılık endeksini satıp çıkması, içeride dolar TL'nin bir anda bir atak yapıp buralarda realizasyonunu yapması, işte Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında hani gerek yabancı raporların gerek Türk raporların hareketi. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Günün bir özetini yapayım. Hem de teşekkür edeyim dedim. Çünkü gerçekten kanal çok keyifli oldu. Biz de gerçekten yaptığımız şeyden keyif alıyoruz. Şimdi de mesela 20 dakika sonra piyasa başlayacak. Saat 11'e kadar oturacağız. Ters bir şey olmazsa da zaten canlı yayın yapmıyoruz biliyorsunuz. İnşallah ters bir şey olmaz. Biz de canlı yayın yapmayalım. Çünkü ters bir şey olduğu zaman insanların keyfi kaçıyor. Morali bozuluyor, dengesi bozuluyor. İşte orada hani bir el atıp, hani sohbet edip ne oluyor, ne gidiyor, ne yapılabilir, ne edilebilir. Sakin olmak, para kaybetmenin gayet doğal, bu işin riskli bir iş olduğunu ama işte riskleri de dağıtmak gerektiğini, bütün paramızda işlem açmamak gerektiğini, bütün paramızda bir enstrümanı almamız gerektiğini artık bunları öğrenelim. Artık benim kanalımda zaten hani yeni kardeşlerimiz katılıyor gerçi. Güzel dostlar ediniyoruz sayenizde. Ama biliyorum ki benim kitlem artık bazı şeyleri oturttu. Yazılanlardan görüyorum çünkü. Bundan da keyif alıyoruz. Bizim amacımız o. Yoksa işte arkadaşlar dolar öyle oldu, altın böyle oldu. Bakın ben bunu bildim, ben şunu bildim. Yani çok fazla biliyorsan kendi işini yaparsın. Hep söylediğim gibi. Hani o yüzden bakın biz de her zaman bilemiyoruz. Bir şekilde ekmeğimizi buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Kaybediyoruz, kazanıyoruz. Ama maç devam ediyor. Maç devam ettiği sürece de böyle şeyler olacaktır. Herkese hayırlı akşamlar. Dediğim gibi yarın sabah Allah kısmet ederse görüşürüz.